Evet, şu anda Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Kayseri sporlu futbolcular taraftarıyla buluştu. Kayseri sporlu futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalıyor. Kayseri Spor taraftarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftada benzer organizasyonu teknik direktörü Çağdaş Atan ile yapan Sarı Kırmızılılar bu haftada taraftarları ile iç içe oldu. Kayseri Spor futbolcuları Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla karşılandı. Futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzaladı. Organizasyona katılan Gökhan Sazdağ, Miguel Cardoso ve Olivia Kemen açıklamalarda bulundu. Quels sont tes objectifs personnels pour le futur de ton carrière? Qu'est-ce que tu te vois après? C'est une bonne question. Güzel bir soru bu. Je me vois évoluer plus haut, évidemment. Et tabii ki daha yukarıya, daha iyi bir oyuncu haline gelmeyi, oraya gelebilmeyi hedefliyorum. Donc on verra ce que le futur nous réserve. Yani sonuçta gelecek bize ne hazırlamış göreceğiz. It's perfect also. So this is the important is the team. Try to do better season than last season. And now we are in pre-season. We work hard for do a good job during the season. Aslına bakarsanız geleceğe dair yaptığım planların içinde sadece takıma yardım etmek var. Bundan önceki iki sezonda yaptığım katkıyı aynı şekilde bu sene de sürdürmek istiyorum. Golle olsun, asistle olsun takıma yardım etmek istiyorum. Hani benim gol atıp takımımın kazanmaması çok hani tercih ettiğim bir durum değil. Hani ben gol atmasam da takımın başarılı olmasını arzuluyorum. Önceliyorum. Bu sene içerisinde de bildiğiniz gibi iyi bir kamp ve hazırlık süreci geçiriyoruz. En iyi bir şekilde lige hazır olmak amacındayız. Bu sezonda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet, Kayseri sporlu futbolcular taraftarlarla buluştu. Şimdi formaları imzalıyorlar. Çetin Bey yanımızda. Çetin Bey, Kapalı Kale'nin tribün lideri. Siz takım hakkında neler söylemek istersiniz? Takımımıza inancımız tam. Bugün de cumartesi günü de olduğu gibi yine bir imza gününde birlikteyiz taraftarlarımızla, futbolcularımızla. Şehri futbolcularımıza birleştirmek, taraftarın biraz olsun kırgınlığını, üzgünlüğünü almak için birleştirmek ve böyle bir anlamlı günde birlikte olmak istedik. Tribün olarak da kombinelerimizi bitirdik. Yüklemeleri tamamlandı. İkinci parti listelerimiz de tamamlanıyor. Kapalı Kale tribünü olarak yine Kuzey Hat'ta takımımıza her zaman içeride dışarıda desteğimizi her zaman olduğu gibi yine vereceğiz. Bugün de buraya gelen tüm taraftarlarımıza, gelemeyenlerin iyi dualarını aldık. Güzel haberlerimizi de yönetimimizden bekliyoruz. İnşallah yine güçlü şekilde sezona başlayacağız. Kayseri sporlu futbolcular taraftarlarla ile buluştu. Neler söylemek istersin? Cidden çok heyecanlıyız öncelikle. Formalarımızı imzalattırdık. Cidden Kayseri Spor bizim için çok uğraşıyor. Biz de onlara daha çok destek vermeye çalışıyoruz. Yani bu şehrin takımı cidden Kayseri Spor. Ne Galatasaray olsun, ne Fenerbahçe'si olsun, ne Beşiktaş'ı. Tam şeyle Kayseri Spor destekliyoruz. Ve sonuna kadar da destekleyeceğiz. Sadece şu transfer tahtası konumuz vardı. O da inşallah hallolursa takımımız çok güzel yerlere gidecek. Başarılar diliyorum. Öncelikle şöyle, bu tarz görüntülerin Türk futbolunda her zaman takımların avantajını olduğunu iletmek isterim. Bir örnek veriyorum misal. Beşiktaş Sergen Yalçın'ı almadan önce büyük bir imza töreni gerçekleştirdi. Hani burada konu benzer olmasa da Sergen Yalçın'ın o günden sonra Beşiktaş taraftarı, futbolcular üzerindeki otoritesi sağlamlaştı. Bu tarz etkinlikler hem takım oyuncuları hem de halk arasındaki bağı sıkılaştırarak takımın avantajını olan şeyler. Hani kim düşündüyse zekice düşünmüş. Burada futbolcuların imza vermesi, isteyenlere onlarla kaynaşması tamamen takımın avantajını olan. Hani misal diyelim sezon içinde kötü bir durum oldu. Bu tarz şeyler verilecek tolerans seviyesini de arttıracak şeylerdir. Bunların devam etmesini destekliyorum. Yapan kişiye de teşekkür ediyorum.